Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde KAP, TOP, KOP bunların üzerinde grubumuz adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bunların içerisinde hepsi önemli projeler ama KAP hepsinden daha önemli. 1970'li yıllarda sulama ve enerji amaçlı hayata geçirilmek istenen, o günlerde kararlaştırılmış, 1989 yılında da Bakanlar Kurulu kararnamesiyle resmileştirilmiş ve o günden sonra sürekli takviyelerle 2010 yılında da bitirilmesi kararlaştırılmış. Ancak bugüne kadar birçok yatırım yapılmasına rağmen şu ana kadar GAP projesinde istenilen hedefe ulaşılamamış. Yani Fırat Dicle Havzası'nda sulama hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 17 hidroelektrik santrali ile 1.8 milyon hektar alanda sulama yatırımlarının yapımı planlanmış ama bunların birçoğu hayatiyete geçirilememiş. Yine master plan çerçevesinde bugüne kadar 2002 yılına kadar 22 katrilyon o günkü parayla para harcanmış. Bu hükümet de birçok yatırımlarda bulunmasına rağmen koymuş olduğu hedefi gerçekleştirememiş. Yani şu ana kadar GAP projesinde 1.8 milyon hektar alanın sulanması planlanmışken sadece 474 bin hektar, yani %26'sı ancak hayatiyete geçirilebilmiş. Dolayısıyla %74 gibi bir rakam hala GAP projesinde hayatiyete geçirilememiş. GAP projesi çok önemli bir proje dedik. Çünkü oradaki yapılacak her proje o bölgenin insanına, o bölgede yaşayan insanlara hayat kazandıracak projelerdi. İş bulacak, aş bulacağı projelerdi. Belki başlatmış olduğunuz ihanet süreci noktasında insanlara iş vererek, aş vererek o adına efendim çözüm süreci dediğiniz, barış dediğiniz, o başlatmış olduğunuz ihanet sürecinin yerine GAP projesini bitirmiş olsaydınız, gerçekleştirmiş olsaydınız insanlar bundan çok daha fayda, bölge bundan çok daha fazla fayda elde etmiş olacaktı. Değerli arkadaşlar, şimdi GAP projesi denilince aklımıza tabii ki GAP projesinin içerisinde yaşayan insanların temel geçim kaynakları da aklımıza geliyor. Nedir bunlar? Bunlardan en önemlisi tarım. Çünkü Urfa bölgesi, Diyarbakır bölgesi ve o havzada yaşayan insanlarımızın uğraştıkları en önemli şey tarım. Tarımın en önemli sıkıntısı ne? Tarımın en önemli sıkıntısı girdiler, maliyet girdileri. Şimdi burada geçen dönem defalarca dile getirdim, defalarca konuştum ve bununla ilgili birçok kanun teklifi verdim, soru önergesi verdim. Her defasında reddettiniz ama ta ki 7 Haziran seçimlerinin sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ısrarla gübrede KDV'nin sıfırlanması noktasında duruşunun oy getirdiğini görünce 1 Kasım seçimleri öncesinde siz de böyle bir düzenleme yaptınız ve gübre fiyatlarındaki KDV oranını %18'den sıfıra çektiniz. Geç kalınmış ama doğru bir şey. Bu çiftçimize yansıdı mı peki? Çiftçimize yansımadı. Niye yansımadı? %18 KDV, bugün taban gübresi 20-20, özellikle Mısır'ın taban gübresi 20-20, 1 milyon lira eski parayla, yani 1 lira civarında. Şimdi bunun normalde %18 KDV'sini düşseniz 180 bin lira gibi çiftçinin cebine bir para kazandırması gerekirken hala aynı fiyattan gübre satış görüyor. Yani düşürmüş olduğunuz KDV oranının çiftçiye hiçbir katkısı olmadı. Ancak %5'lerde, %6'larda böyle bir katkı sağladı. Normalde kaçta sağlaması lazımdı? KDV'yi %18 düşürdüğünüz için %18 katkı sağlaması gerekirken çiftçimizin cebine ancak %5 gibi bir katkı sağladı. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi devletin rekabet edecek gücünün olmayışı. Tamamen serbest piyasaya gübrenin teslim edilmiş olması. Sizin döneminizdeki özelleştirilen gübre fabrikaları, tarım kredi, ya Allah aşkına
Sayın Bakan, bu hükümetin en eski bakanlarındansınız. Kalkınma Bakanımıza söylüyorum. En eski bakanlarındansınız. Yani bu tarım kredi ne yapar kardeşim ya? Ne yapar? Ha diyeceksiniz ki özelleştirildi. Diyeceksiniz ki efendim bağımsız bir kurum. Tamam da bunu özelleştirirken hiç mi düşünmediniz? Bu gübre fabrikalarını özelleştirirken çiftçinin durumunu hiç mi düşünmediniz bunlar yaparken? Şimdi bakın, tarım kredi kurumunda gübre serbest piyasada 1 lirayken tarım kredi kurumunda 1.2 lira. Allah'tan reva mıdır bu ya? Allah'tan reva mıdır? Yani şimdi tarım kredi kurumu çıkıp piyasayı regüle etmesi gerekirken, gübre fiyatlarını aşağıya çekmesi gerekirken tarım kredi kurumunda gübre fiyatları daha yüksek. Niye? Çünkü devlet rekabet edecek güç vermiyor tarım krediye. Çünkü elindeki gübre fabrikalarının tamamını yandaşlarına ucuz fiyatlarla ceplerine indirdi. Ama bugün çiftçi bunun çilesini çekiyor, bunun ıstırabını yaşıyor. Eğer devletin rekabet edecek gücü olsa, bugün piyasaya girmiş olsa gübre fiyatlarında, kardeşim ben fiyat gübreyi 900 bin liradan satıyorum dese, gübre otomatikman 900 bin liraya düşecek. Ama böyle bir düşünceler olmadığı için, çiftçiyi bu manada koruyup gözetmek gibi bir düşünceler olmadığı için bunların hepsini es geçtiler ve dolayısıyla çiftçi şu anda gübrenin maliyetleri altında inim inim inliyor. Yine tarımsal mazot. Bakın, dünyanın en pahalı tarımsal mazotunu tüketiyor Türk çiftçisi. Dünyada üstelik petrol fiyatları dip yapmasına rağmen, dünyanın en pahalı tarımsal mazotunu tüketiyor. Tarımsal mazot diyorum bakın. Ama buna da çözüm yok. Mavi mazot vereceğiz dediniz, ucuz mazot vereceğiz dediniz, hala ortada bir şey yok. Şimdi mazot desteği kaç kuruş? Daha dün aldık mazot desteğini ya. Bir dönümün mazotunu bile vermiyorsun Sayın Bakan. Eğer bununla övülüyorsan, bununla övülme. Bak ben çiftçiyim, bizzat bu işi yapan bir insanım. Senin verdiğin mazot desteği bir dönümün mazotu bile değil. Senin verdiğin gübre desteği 10 dönümün gübresini karşılamaz. Ben bunların hepsini bilen bir insanım. Neyle övülüyorsun sen? Şimdi bakın Sayın Bakan, biz çiftçimizi mazota ve gübreye karşı koruyamazsak, çiftçinin maliyetini düşüremezsek bu çiftçiyi ayakta tutma şansımız yok. Eğer bugün Ziraat Bankası kredi vermesin, eğer bugün özel bankalar ipotek alarak çiftçiye kredi vermesin, vallahi de billahi de tillahi de hiçbir çiftçinin tarlasını ekme şansı yok. Bu kadar net konuşuyorum. Ben bu işin içerisinde bizzat uğraşan bir kardeşinizim ve cebi yanan, eli yanan bir kardeşinizim. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim et fiyatlarına. Bakın, yine Kalkınma Bakanımız burada. Az önce Tarım Bakanı da buradaydı ama çıktı, o gitti herhalde. Şimdi eskiden Türkiye Urfa pazarı ve Antep pazarı Orta Doğu'nun en büyük hayvan pazarıydı. Bütün Orta Doğu'nun et ihtiyacını, hayvan pazarını biz, hayvan ihtiyacını biz karşılardık. Şu anda biz hayvan ithal eder duruma geldik. Hatta bunu bırakın, sap saman ithal eder hale geldik. Yani Allah'tan reva mıdır bu ya? Allah'tan reva mıdır? Yani Türkiye'nin her şeyi var. Hani demiş ya, yağ var, şeker var, un var. Helva yapacak adam olmazsa nasıl olacak kardeşim? Hepsi araya gider, yanar gider onların hepsi. Helva diyecek adam yok bunları. Bakın, hep çözüm diyorlar, çözümünü de söylüyorum. Az önce gübre fiyatlarında çözümünü söylediğim gibi et fiyatlarındaki düşüşün çözümünü de söylüyorum. Eğer bilmiyorsanız yapın bunu, uygulayın. Bakın, et ve süt kurumu. Diyeceksiniz ki buralarda revize yapıldı. Efendim, asgariye düşürdük personelleri. Bir kısmını özelleştirdik, sattık. Para etmeyenler elinizde duruyor. Eğer para etmiş olsaydı onları da satardınız. Eğer apartman dikilecek yerlerde olsaydı onları da satardınız. Şimdi et ve süt kurumu piyasaya, rekabete girmiş olsa bu et fiyatları bu kadar yükselmez. Niye? Çünkü bakın elimde bazı şeyler var. Canlı karkas hayvan kesim fiyatını 23 liraya yapıyor et ve süt kurumu. Ve 27 lirayla 29 lira arasında kıymayla kuşbaşı değişik satıyor. Gayet uygun bir fiyat. Eğer Adana kombinesinden bahsediyorum. Gerçekten bakın, gerçekten tam kapasiteli çalışsa Adana kombinesi günde 350 tane büyükbaş hayvan kesebiliyor. Günde 2000 tane küçükbaş hayvan kesebiliyor. Şu anda kaç tane kesiyor biliyor musunuz? %120 arasında büyükbaş hayvan, efendim 200-250 arasında küçükbaş hayvan. Biz şimdi 2000 tane koyun kestirmiş olsak, sadece Adana kombinesi için söylüyorum bunu. Türkiye'de bunun gibi belki yüzlerce tesis var. Adana kombinesi bunu yapmış olsa,
piyasaya girmiş olsa, ben kardeşim eti 29 liradan 30 liradan satıyorum dese, serbest piyasadaki et kesenler, et satanlar bunu düşürmek zorunda kalmayacak mı? Keşke bu et fiyatlarının yüksekliğinden çiftçi para kazanabilse, keşke köylü para kazanabilse, üretici para kazanabilse. Üretici 23 liraya 23 lirasını alıyor. Gidin marketlerde 50 liraya kadar çıkıyor et arkadaşlar. Bu parayı kim kazanıyor? Faiz lobisi diyorsunuz ya, Sayın Cumhurbaşkanı faiz lobisi diyor ya, işte tam da burası. Faiz lobisi kazanıyor bu parayı. Paradan para kazananlar kazanıyor. Üretici para kazanmıyor. Tüketici de zararın içerisinde. İşte çözüm diyorsunuz, çözüm. Et ve süt kurumlarını tam çalışan, kapasiteli çalışan duruma getirin. Türkiye'de et üretimini rekabete sokun. Ondan sonra insanlarımızın efendim ucuz et yemesini sağlayın. Ya sizin döneminizde hayvancılık battı, tarım battı. Yani dışarıdan habire hayvan ithal ediyoruz, hala et fiyatları yüksek. Yani adam bakıyor et fiyatları yüksek, birinci kalite süt veren ineğini götürüyor, kesiyor kasabaya. Yazık günahtır ya. Allah'tan korkun, vallahi yazık günahtır ya. Şimdi üretici keşke diyorum, bak üretici kazansa bundan keşke. Üretici kazanmıyor. Faiz lobisi diyorlar ya, vallahi faiz lobisi kazanıyor bundan parayı. İşte değerli arkadaşlarım, eğer gerçekten bu ülkede ucuz et olmasını, insanlarımızın ucuz et yemesini, daha fazla et tüketmesini istiyorsanız, çiftçinin gübre ve mazot maliyetinden kurtulmasını istiyorsanız, Allah rızası için bu işe bir çözüm bulun. Eğer bu işe bir çözüm bulmazsanız, bu çiftçi topraklarını ekemeyecek duruma gelecek. İşte o faiz lobisi dediğiniz var ya, faiz lobisi. Çiftçinin topraklarını da gelip o faiz lobileri satın alıyor. Ellerinden teker teker satın alıyor o faiz lobileri. Buradan defalarca söyledim, bundan sonra da söylüyorum. Eğer bu hükümet bu işe bir çözüm bulmazsa,